Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu 2023'te hizmete girecek olan KOP tünelini ziyaret etti. Giresun'daki Kürtün Kavşağı'nın açılışını yaptı. Bakan ayrıca Kanal İstanbul'la ilgili merak edilen soruları da yanıtladı. Gümüşhane'de Kürtün Tüneli'nin açılışını yaptı. Ya Allah, bismillah. Bayburt'ta KOP Tüneli şantiyesini ziyaret etti. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, KOP Tüneli'nin sağlayacağı tasarrufa da dikkat çekti. Trabzon-Erzurum yolu 278 metre, 278 kilometre. İnşallah Zigane Tüneli, Boğuk Tüneli ve KOP Dağı tünellerinin bitirilmesiyle beraber yolumuz 50 kilometre kısalıp 230 kilometreler düşecek. Zigane tüneli bittiğinde bir saati bile bulmayacak inşallah, hedefimiz o. 2022 sonu itibariyle açmayı hedefliyoruz. Tüneller çalışmaya başladığında 42 milyar 200 milyon lira tasarruf sağlanacak. KOP Dağı'ndaki KOP tünelinin girişindeyiz. Bitişine 1100 kilometre kaldı. Tünel tamamlandığında Erzurum ve Bayburt arasındaki ulaşım süresi 45 dakikadan 15 dakikaya düşecek. Bakan Kara İsmailoğlu ayrıca Kanal İstanbul hakkında da konuştu. Karadeniz'de olsun, Marmara Denizi'nde olsun 16 saati aşan beklemeler var. Tabii bu ticaret hacmi sürekli artacak. Arttıkça bu bekleme süreleri çok çok da artacak. Özellikle şu anda zaten İstanbul'dan güvenli ve güvenli bir geçiş için bizim yıllık kapasitemiz aslında 25 bin gemi. Yani düşünün, Süveyş kanalından yıllık 19 bin gemi geçiriyor. Projenin etaplar halinde hayata geçirileceğine dikkat çekti. Köprülerin maliyeti olarak 140 milyar TL'den bahsediyorlar. Köprülerin maliyeti 12 milyar TL. Bizim Kanal İstanbul üzerindeki 6 tane köprü yapacağız. Ulaştırma Bakanı ayrıca Kanal İstanbul hattındaki su havzalarının korunmasının da öncelikli olduğunun altını çizdi. Terkos Barajı'nı koruma altına alıyoruz Kanal İstanbul'la birlikte. Hem Karadeniz kıyısına yapacağımız dolgularla tuzlu suyun tatlı suyla karışmasını tamamen önlemiş olacağız. Şu an orada öyle bir tehlike var. Yine yapacağımız diyafram duvarlarla yine Kanal İstanbul'la Terkos Barajı arasındaki güvenli bölge sağlayacağız. Buradaki en önemli maddelerden bir tanesi bu Sazlı Bosna Barajı'nın içme suyu havzasından çıkartılması. Buranın sadece İstanbul için %2.9'luk bir oranda içme suyu olarak İstanbul'da kullanılıyor. Tabii biz buna alternatif yapacağımız diğer barajlarla bunun çok çok daha üzerinde su rezervini İstanbul'a katmış olacağız. Proje kapsamında ilk çalışmalar Haziran ayında başlayacak. Bu proje sonuçta bir ihale yapılacak burada. Aslında burada ihalenin bedeli açıklanmaz, yaklaşık maliyet, ama bizim ÇED raporu ve yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 15 milyar doların altında bir maliyet burada gözüküyor. İhaleyi en ucuz, en uygun teklifi kim verirse o kazanacaktır.